Hocam ben hızlı müsaade ederseniz Sayın Enginyurt'a döneyim. Çünkü ilk dilimin sonunda uğurlayacağız. Sayın Enginyurt'un da programı yoğun. Şunu soracağım. Nasıl zorlayacak peki muhalefet erken seçim için Sayın Enginyurt, ya da neden zorlayamıyor bu koşullar altında? Bunca zamlar, bunca vergiler üstümüze yağarken. Şimdi bakın, Evin abim de güzel söyledi. Zorlamak için sizin ortaya bir iddia koymanız gerekir. Bir yaptırım gücü koymanız gerekir. Ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlerle ilgili Tan Doğan'da miting yapalım dedim. 1 milyon kişi. Saraya doğru yürüyelim. Saray sesimizi duysun dedim. Yeni Şafak diye bir gazete beni provokasyon, halkı tahrik etmekle suçladı. Hayırdır yani yürümek? Ne zamandan beri halkı tahrik etmek oldu? Galata Köprüsü üzerinde Bilal Erdoğan yürürken kahrolsun Cumhuriyet, yaşasın şeriat diye Bilal Erdoğan ve yandaşları yürürken halkı tahrik etmek olmuyor. Hizbullahçı Hüdapar Diyarbakır'da kahrolsun Cumhuriyet diye, kahrolsun Kemalizm diye bağırırken yürümek, halkı tahrik etmek olmuyor. Cübbesiz Ahmet diye bir tip, şukur bir tip. Ey Karadenizliler, mermilerinizi boşa atmayın. Yakında iç savaş, dış savaş çıkacak. Mermiler lazım olacak derken bu halkı tahrik etmek, bölmek tahrik sebebi olmuyor. Cemal Enginyurt çıkıp da 1 milyon kişiyle demokratik bir miting yapalım, Mehmetciğimize sahip çıkalım deyince mi? İşte bunlar bu şekilde saldırınca maalesef muhalefet Twitter'dan bile korkar hale geldi. Bilge, Twitter'dan. Tweet'te adamın aleyhine bir yorum yapılıyor. Mecliste görüyorum. Herifin o gün psikolojisi bozuluyor, biliyor musun? Milletvekili olmuş adam, genel başkan yardımcısı olmuş adam, genel başkan olmuş adam tweet'i takip ediyor. Hoşuna gidenler yazıldıkça keyif alıyor. Ama ağır eleştiriler geldikçe psikolojisi bozuluyor. Daha kendine gelemiyor adam 4 saat. 5 saat kendine gelemiyor adam. Dolayısıyla şimdi de diyorum ki, mesela örnek verdim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun istinaf kararını onaylar demek bu muhalefete yakışmayacak teslimiyetçiliktir. Bizim şunu dememiz gerekir. Ekrem İmamoğlu da başta olmak üzere Türkiye'deki bütün hukuksuzlar için, hukuksuzluk için, Can Atalay için, Tayfun Karataş için, Sedef Kabaş'ın bir atasözünden dolayı hapis yatması için, bu memlekette kadınların öldürülmesinin karşısında, daha bugün kendi polisi, memleketin polisi, emniyette Beyoğlu'nda bıçaklandı ya. Ve dediler ki delinin biri. Atatürk heykeline saldırıyorlar, delinin biri. Polise saldırılıyor, delinin biri. Memleketi delirten sizsiniz o zaman. İşte bu memleketi delirtenlere karşı bizim adalet, hak, hukuk, adalet. Yürüyüşü İstanbul'a kadar yapmayalım. 450 kilometre bu saatten sonra yürüyemeyiz. Ne Emin abi ne ben yürüyemeyiz. Ancak bu Kemal Bey'in işi. Yani performans maşallah, adamda 450 kilometre yürüdü. Vallahi yürüdü. Benim öyle bir şansım yok. Ama ben diyorum ki Ankara veya İstanbul'da hemen, bakın hemen diyorum, tam bir aydır Ekrem İmamoğlu'nu istinap onaylayamaz. Ahmak suç değildir. Hukukçu Avşin Atiboğlu orada. Ben suç olmadığını söylüyorum. Kesin delille söylüyorum. Çünkü Zekeriya Yıkıcıoğlu diye bir çukur tip bu memleketin milyonlarca insanına ahmak dedi. Ben suç duyurusunda bulundum. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı geri dönüş bile yapmadılar. Bu memlekette Ankara'da Cumhuriyet Savcısıyım diyen adam, bana hakaret eden, bana iftira atan bir namussuza namussuz dedim diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke gönderdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı bana iftira eden birine dedim ki bunu ispat etmezsen namussuz şerefsizsin dedim diye dokunulmazlığım kaldırılsın diye meclise fezleke gönderdi. İşte AKP'ye teslim olmuş bir adaletin karşısında bizim acilen hemen sokakta milyonları toplayıp Anadolu'nun 7 bölgesinde büyük mitingler tertip etmemiz lazım. Rahmetli Demirel, ruhu şad olsun ya. 89 yılında Anavatan Partisi belediyeleri kaybetti. 1,5 yılda bütün Anadolu'yu gezerek Türkiye'yi erken seçime götürdü.
Ama şimdi muhalefetin teklifine bak. Ey Erdoğan, 2025'in Kasım'ına kadar gel aday ol. 2,5 yıl senden, 2,5 yıl benden. Dolayısıyla aday ol, seçime gidelim. Ya 5 yılı size AKP ile CHP'ye mi verdi bu millet ya? Bu nasıl bir anlayış ya? 2,5 yılı senden, 2,5 yılı benden. Millet 5 yıl yönetim olsun diye verdi. Eğer erken seçim istenecekse bu şekilde istenmez. Tekrar söylüyorum, bir daha aday ol denilmez. Adaylık hakkı verilmez Erdoğan'a. Böyle bir şey yok. Erdoğan anayasaya göre aday olamaz. Olmamalı. Şimdi biz bunları konuşmamız gerekirken, anlatmamız gerekirken yüksek sesle, biz konuşmayınca halk da diyor ki ya biz gönderdiğimiz vekiller ne yapıyor diye. Ne yapıyor diye. Yani gündemde her gün, her gün, her değişik şey. Ya adam işte bakın katkı payı diyor Abdullah Güler. Ya neyin katkı payı ya? Neyin katkı payı? 5000 liralık üzerinde saate 750 lira. Pekala Bahadır Yenişehir, Yenişehir midir? Yeni Kapı mıdır? Grup başkan vekili var. Yenişehirlioğlu. Onun saati 700 bin lira, ondan da mı 750 lira alacaksın? Yani garibin 5 bin liralık saatinden 750 lira alacaksın. Bahadır'ın 700 bin liralık saatinden de 750 lira. Recep Tayyip Erdoğan'ın saati 1 milyon lira. Onunki bir tane de değil üstelik de. Ondan da 750 lira alacaksın. Köylü Mehmet Ağa'nın saatinden de 750 lira alacaksın, öyle mi? Kredi kartından para almak ne demek ya? Avşin Atiboğlu hukukçu. İnşallah getirirler de ben de Avşin'de öncülük yapar gider adliyenin önünü yıkarız ya. Ya kredi kartı bir kazanç değil ki. Bir gelir değil ki ya. Kredi kartı banka beni soymak için kart veriyor. Verdiği kartla beni soyuyor. Ocağıma incir ağacı dikiyor. Türkiye'de 27 milyon kişi icralık bu kredi kartlarından dolayı. Adamın bulduğu formüle bakar mısın ya? Bankaya zaten yolunuyorum gaz gibi. Bir de diyor ki zaten oraya yolunuyorum gaz gibi diyor. Gel bir 750 lira da bana ver diyor ya. İşte bunları biz sesli şekilde, halkın anlayacağı şekilde anlatmalıyız. Evet. Başka yolu yok. Onun için tekrar bu program hani bitecek şimdi herhalde birazdan konuklarım. Mesela Umut Akdoğan var. Umut Akdoğan gelecek değil mi şimdi? O da geldiğinde evet. Anlatsın. Ben devam edecek miyim bir saatte? Vaktiniz yoksa toparlayayım. Vaktiniz varsa Cemal Bey. Hayır ben yok. Müsaade Cemal isteyeceğim. Cemal abi bizi görünce ayrılamıyor. Şimdi ya vaktiniz. Bizi gördün de ayrılamıyor. Biraz daha kalmak istiyorsun herhalde. Ha öyle de Avşin o da doğru aslında. Bir ara Emin abi sen ben bir program yapalım yani böyle Bilge üçümüzü alsın da tabii. Rahat bir program yapalım. Önümüzdeki haftayı Bilge sana ayıralım da. Evet, bekliyoruz sizi Sayın Engin Yük. Gerçek Haber, Gerçek Ekonomi. Yani sizden sözünüzü de almış olayım burada. İnşallah. İktidarın karşısında evet. Tekrar söylüyorum. Mücadele yok, ki müzakere yok. Mücadeleye devam. Recep Tayyip Erdoğan şahsi ihtiraslarını ön planda tutuyor. Millet aç, fakir zaruret içerisinde evet. Çöpten ekmek topluyor. Bunun öncülüğünü CHP yapacak. Şimdi CHP'li arkadaşlar yanlış anlıyor bazen. Eleştiriyorsun bizi diyor. Ya eleştirmiyorum arkadaş. %37 ile birinci parti olmuşsunuz. Kasada para var. 137 tane milletvekili var. Biz 3 tane vekiliz. Biz benzin parasını ödeyecek güç bulamıyoruz çoğu zaman. Neyle miting yapalım? Bana kalsa miting yapacağım da. Ama yapacak güç yok. Bir miting nereden bakarsan bak 1 milyona patlar. 1 milyonu nereden toplayacağım? Öyle bir şansım yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin 410 tane belediyesi var, insan getirme gücü evet. var, potansiyeli var. Buna öncülük etsin, biz katılalım diyoruz. Bir kompleksimiz yok bizim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasından rahatsız değiliz. Biz neye talibiz? %31 kararsız var. Evet. Onlar da birinci oldu şimdi bu hafta. Ben Cemal Enginyurt olarak, Demokrat Parti olarak o %31 kararsıza talibim. Onun için de ben hep şunu söylüyorum. Beni Cumhurbaşkanı yapsınlar. İddialı bir söz son olarak bitiriyorum. Cumhurbaşkanı beni yapsınlar. 3 yılda iç dış borcun tamamını ödeyeceğim. 3 yılda bu memlekette atanamayan öğretmen kalmayacak. Mülakat kalkacak. Evet. Bağkur 7200 güne düşecek. Emeklilikte yaşa takılanlar 17 yıldan kurtulacak. Staj çırak mağduru hakkını alacak. Taşeronlar kadroya geçecek. Uzman çavuşların hakkını, erlerin hakkını vereceğim sözleşmeli erlerin. Yani bu memlekette
3 yıl içerisinde zenginliği getireceğim. Öyle 10 yıl sonra rakıyı 140 liraya düşürteceğim. Bu memlekette hakikaten milli geliri, hani Recep abi demiş diye 25 bin dolar yapacağım diye hiçbir sözü çıkmadı. Bugün diyor ki hangi sözümüzü yerine getirmedik diyor. Aşağıdakiler de alkışlıyor. Ya vicdansızlar, hangi sözünü yerine getirdi? Milli gelir 25 bin dolar olacak dedi. Yok. Gayri safi milli hasıla 2 trilyon dolar olacak dedi. Yok. Cari fazla da verecektik Sayın Engin Yurt. Kalkacak dedi. Yok. Evet. Bağkur primi düşecek dedi. Yok. Her şeyi yalan olan birisi iktidarda. Dolayısıyla halkımıza çağırın. Öyle bir cumhurbaşkanı seçelim ki 3 yıl içerisinde bu ülkeyi zenginleştirecek bir cumhurbaşkanı. 3 yılı geçmeyecek. Peki. Ama bu arada da 3 yıl boyunca bu sistemle gidecek. Bu sistemle ha. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yılda imha ettiğinin hesabı ve tamiri ancak bu sistemle mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt bizlerle birlikteydi. Son bölüme de çok iddialı vaatler damgasını vurdu.